Herkese merhaba. 2023'ün ilk yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bu yayını yine sevgili Özgür Karahan ile birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. İyi Nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl geçiyor 2023'ün ilk yılları? Ilk Sağ olasın. <laughs> İyi geçiyor. Yoğun bir seneden sonra yine yoğun bir seneye başlayacağız gibi geliyor. E, aynen öyle. E, bu arada e, hepinize e, 2023 yılının sağlık, mutluluk, huzur, keyif ve bol kazanç getirmesini e, diliyoruz e, sevgili izleyicilerimiz. E, öncelikle bir e, 2022 yılının kısa bir değerlendirmesini yapalım ve bu yayınımızda size 2023 yılı yurt içi piyasalar stratejimiz hakkında Özgürle birlikte. E, e, bazı verileri aktarmaya çalışacağız. Şimdi hatırlayacağınız üzere 2021 yılı Borsa İstanbul'da Türk lirası ve dolar bazındaki getirilerin ayrıştığı bir yıldı. Türk lirası bazında %26'lık yükselişe karşın dolar bazında %30'luk bir düşüş görmüştük. Burada kurdaki yükseliş piyasalardaki en önemli yatırım temalarından birini oluşturmuştu. Şimdi birinci slaytla başlayacak olursak 2022 yılında Borsa İstanbul hem Türk lirası hem de dolar bazında önemli getirilere imza atmayı başardı. TL bazında %196.6, dolar bazında ise %121'lik önemli değer artışları gördük. Bu dolar bazındaki değer artışı global piyasaların negatif seyrettiği bir yılda e, adeta dünyada parlayan bir yıldız olarak öne çıktı. Şimdi biraz bu hareketlerin nedenlerine ve daha sonra da 2023'ün e, beklentilerimize bakalım isterseniz. Şimdi ikinci slide. Biz düzen e, aylık Türk lirası cinsinden grafiğini görüyoruz. Şimdi 2022 yılında Borsa İstanbul'da oldukça güçlü bir seyir vardı dedik. Bu güçlü seyirin ana sebebi olarak ise e, özgürle birlikte 2022 yılının e, Ocak ayından beri yaptığımız bütün yayınlarda hep şunu vurgulamaya çalıştık: e, BIST için enflasyonist fiyatlama oldukça önemli bir etken. Dolayısıyla burada TL cinsinde fiyatların yukarı gittiğini göreceğiz. Bu e, oldukça önemli bir veri. İkincisi e, dolar bazında oldukça ucuzuz tarihi dip noktalardayız. 2022 bu anlamda borsa için bir dönüş yılı olacağını söyledik. Tabii daha sonra e, uygulanan yeni ekonomik politikalarla birlikte borsanın alternatif piyasalar içerisinde TL cinsi varlıklar arasında rakipsiz kaldığını gördük. Bu da bu borsadaki bu güçlü yükselişin önemli nedenleri arasındaydı aslında Özgür. E, dolayısıyla şimdi 2023 yılına e, kısaca baktığımızda. E, birincisi e, ve en önemlisi aslına bakarsanız 2023'ün 2022 kadar kolay bir yıl olmasını beklemiyoruz Neden Çünkü 2022 yılında Az önce belirttiğim nedenlerden dolayı adeta tek yönlü bir piyasa yapısı vardı ve bu da yükseliş yönündeydi şimdi 2023'e girdiğimizde genel anlamda şunu söyleyebiliriz ki e, borsaya yönelik e, olumlu görüşümüzü ...biz sürdürüyoruz... ...fakat bu noktada önemli olan... ...2023 yılının piyasada... ...düzeltmelere daha açık bir yıl olduğu... ...ve düzeltmelerin... ...ön plana çıkacağı bir yıl olacağı... ...bu noktada da tabii... E, ...şunu da atlamamak gerekiyor herhalde... ...2022 yılında... ...özellikle sanayi endeksindeki yükselişte... ...Borsa İstanbul'da... ...bazı hisseler temel değerlerinden... ...oldukça ayrıştı ve çok ciddi... ...seviyelere kadar yükseldi... ...dolayısıyla 2023 için söyleyebileceğimiz en önemli konulardan birisi de hisse ve sektör seçiminin her zamankinden daha önemli oldu. Şimdi bu noktada üçüncü slide ile dolar bazındaki grafiğe bakalım ve ben burada sözü sana vermek istiyorum. Çünkü 2022 bizce en önemli olaylarından birisi Borsa İstanbul'un dolar bazında bu tarihi düşüş trendini tamamlamasıydı. Şimdi bu noktada üçüncü slide üzerinden Özgür hani dolar bazında durum ne? Ve bu seneki e, beklentilerimizi kısaca senden dinleyebilir miyiz? Tabii ki elimden geldiğince toparlamaya çalışayım. Senin de çok güzel ifade ettiğin gibi, enflasyon e, ve alternatif yatırım araçlarındaki e, görece baskılanma sebebiyle TL varlıklar açısından enflasyon, şey, e, hisse senedi rakipsiz kaldı. Hı hı. Bu bağlamda yaklaşık 2018'den beri bir dip oluşumu vardı dolar grafiklerde. Bunu zaten söylemiştik, vurgulamıştık. Hı hı. Onun yukarı yönde sonlandığı bir yılı gördük. Özellikle yıl ortasından itibaren hızlanan bir hareket gördük hı. ve yaklaşık 2013'ten bu yana geçerli olan ana alçalan trendimizi yukarı yönde kırdık. Hı hı. Dolayısıyla %120 bayağı ciddi de bir dolar bazında getiri evet. sağladı piyasa. Bu aşamadan sonra ne olur? Senin de dediğin gibi bence 2023 tek yönlü bir piyasa olmayacak. E, hala e, enflasyon var e, ve verimli geçmesini düşündüğümüz bir sene ama daha volatil bir sene olacak. Hisse Seçimlerinin çok çok daha önemli olduğu bir sene olacak. E, dolar bazında kabaca 3-3.30 sent dolar ya da 330 dolar hı hı. 300 dolar bandı bence çok önemli bir direnç aralığı. Hani yılbaşı etkisi, ocak etkisi belki bu seviyelere doğru devam ederiz ama sonrasında ben bir e, düzeltmenin yaşanabileceğini hı hı. düşünüyorum. Malum seçimler yaklaşıyor, e, ciddi karlar yapılmış durumda. E, hani seçim öncesi çok risk almak istemeyen yatırımcı grubunun bir miktar e, karları realize ederek e, bir miktar düzeltmeye sebep olacağını ben açıkçası hı hı. düşünüyorum. Kabaca 3.30'lar ya da 3.30 dolar hı hı. bizim kısa vadeli tepemiz olur. Buradan bir düzeltmeye başlarız gibi söyleyebilirim. Bilmem sen ne dersin? Ee, evet, yani bu noktada sana katılıyorum. Zaten o seviyeye de yılın ilk günlerindeki yükselişle yaklaştık gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu noktada dolar bazında 2013'ten beri gelen düşüş trendinin kırılması oldukça önemli. Dolayısıyla bunun ardından yaşanan sert yükseliş ara düzeltmelerle devam edecek ama şunu atlamamak gerekiyor ki geçen yılın ilk yayınından beri vurguladığımız dolar bazındaki buranın e, hisse tarafının oldukça ucuz olduğu na yönelik yaklaşımımız devam ediyor. Fakat bu düzeltmelerin olmayacağı anlamına gelmiyor. Artık biraz daha başta da söylediğimiz gibi hisse ve sektör seçimi önemli bir hale gelecek. Şimdi bu noktada istersen hisse ve sektör seçiminden bahsetmişken biraz da dördüncü slaytta sektör performanslarına bir bakalım burada grafiğimizde bankacılık sektör endeksinin Borsa İstanbul'a e, kıyasla malı grafiğini görüyoruz ve bankacılık ve sanayi endeksinin dolar bazındaki grafiği var. Şimdi burada iki tane önemli nokta var. E, ben bu noktaları e, dinlemek için sana bırakayım. Birincisi sanayi endeksini e, ile başlayalım. Daha sonra da bankacılık endeksi ve e, birbirine kıyaslamalı olarak ne şekilde bir hareket bekliyoruz? Onunla devam edelim. Buyur. E, tabii genel yapıya baktığımızda şu son 2020'den bu yana özellikle endeksin yükünü sanayi endeksi çekiyor. ciddi bir yükseliş gördük ve dolar bazında dolar bazında zirvelere ulaştık. Şu anda da yaklaşık oradayız. Yani ciddi bir yükseliş söz konusu. Banka tarafına baktığımızda da yaklaşık 2010'lardan bu yana endeksin altında kalan bir görüntü var. Evet. Ve ilk defa bu 2022'de başlayan hareketle Alçalan trendini yukarı yönde aşmayı başardı. Dolayısıyla hani Hı -hı. gördüğümüz genel resimde önümüzdeki süreç içinde e, sınai taraftaki bu aynı ivmenin sürdürülebilmesi çok daha zor. Biz Hı -hı. sanki yıl boyunca bir değerlendirme yaparsak bu noktada e, banka hisselerinin X Bankın daha e, risk getiri anlamında avantajlı bir görüntü sunduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla hani şu aşamadan sonra 2020 23'e yönelik X Bank daha relatif olarak öne çıkar gibi düşünüyoruz. E, bu demek değil ki sınav iyi. Hani çok geri kalır ama hisse <laughs> seçimlerinde çok dikkatli olmamız lazım. Ve sene içinde X Bank'ta da e, dikkat eder, düzeltmeler görebiliriz. Tabii Ama yıl boyunca baktığımızda bence relatif açıdan fırsat nerede diye aradığımızda bu alanda önemli bir fırsat var. Bunu yakından izleyeceğiz. Zaten önümüzdeki yayınlarda da sürekli buranın üstünde durmaya çalışacağız. Gerçekten çok önemli bir noktaya değindim. Burayı biraz açmak istiyorum. Şimdi o zaman bir sonraki slide bankacılık sektör endeksinin sanayiye olan e, performansını görüyoruz 5. slaytta. Aslında senin e, özetlediğin resmi çok net bir şekilde e, belirgin olarak aktarıyor bize. E, 2022 yılı bu anlamda bankacılık sektör endeksinin sanayiye e, kıyasla performansının yaklaşık son 10-12 yılın en düşük seviyelerinde toparlanma çabası önemli. Dolayısıyla bu tarihi düşük noktalarda bulunmamız bize e, senin de belirttiğin gibi son yıllarda e, özellikle e, TL'deki değer kaybıyla birlikte ihracatçı şirketlerin ve sanayi şirketlerinin ön plana çıkıyor olması bu noktada 2023 yılında bizim buna yönelik bir e, tersine dönüş yani bankalardan e, banka ve holding hisselerinin sanayi hisselerine göre daha güçlü bir performans izleyeceği bir yıla doğru götürüyor gibi e, tabii ki yıl içerisindeki yayınlarımızda e, bu konuyu değinip bu konudaki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz. Bu noktada altıncı slaytımıza geçelim istersen burada e, sektör endekslerini görüyoruz. Şimdi 2021'in e, zayıf sektör lerinden birisiydi. Ulaştırma ve 2022'nin yıldızı oldu. Özellikle havacılık hisseleri pandemiden çıkışla birlikte e, çok başarılı bir e, performansa imza attı. Yine e, enerji hisseleri, elektrik hisseleri ve hizmet sektörü hisseleri ki keza 2021'de zayıf performans göstermişti. Bunların öne çıktığını gördük. Şimdi zayıf tarafta ise e, metalane sektörü ve iletişim e, e, sektörünü gördük. Aslına bakarsan bu noktada e, şimdi yurt dışı piyasalar bölümünde değineceğiz ama e, özellikle metal ana deyince demir, çelik ve aeronor fiyatları aklımıza geliyor. Sanki e, banka hisselerinin yanına e, 2023 yılında biraz iletişim ve metal ana sektörlerinin de ön plana çıkacağı bir e, performans olabilir e, diye düşündürüyor beni. Şu yapıya baktığımda ee, bilmiyorum. Sen ne dersin bu konuda? Ben de benzerini düşünüyorum. Az önce söylediğin gibi geçen senenin en zayıf sektörleri 2020'nin en güçlü sektörlerinden biri oldu. Muhtemelen önümüzdeki senede belki senenin ilk bölümlerinde bu resesyon fiyatlamasıyla baskı göreceğiz ama demir çelikte. Daha sonra senenin belki ilk çeyreğinden sonra önemli endeks ağırlığı da burada önemli. Çünkü endeks ağırlığıyla endeksi taşıyabilecek birçok sanayi hissesi belli yerlere gelmiş durumda. Dolayısıyla bu tarafta Ereğli mesela o taraf endeksarlığını da sırtlanabilecek ve görece ucuz kalmış önemli bir alan gibi duruyor. Dolayısıyla fırsat nerede var diye baktığımızda iletişim ve metalana önümüzdeki sene dikkatle izlenmesi gereken sektörler. Bir diğer nokta sen az önce vurguladın. Ee, Sınaylar taşıdı, belki endeks ağırlıklarında da artık bankalara doğru bir kaymayla birlikte daha bir dengeli yapıya hı hı. kavuşacak. Ee, bunu izleyeceğiz, bunu izleyeceğimiz bir yıl olacak önümüzdeki Tabii. sene. Bu slaytımızda da endeks ve sektör getirilerini göstermeye çalıştık. Endeksin üstünde yer alan sektörler, hı hı. altında yer alan sektörler. Ee, genel bir bakış, benim gördüğümde resim bu şekilde. Teşekkürler. Şimdi e, banka demişken 7. slaytta bankacılık sektör endeksinin TL bazındaki grafiğini görüyoruz. Çok kısa e, olarak buna da değinelim. En azından hani bankacılık sektörü öne çıkacak derken buradaki yapının ne olduğu konusunda da e, biraz e, detay verirsen sevinirim. Tabii TL grafikte son 2008'den bu yana belki. Ya hatta 2010 desek bayağı 10 yılların e, işlem bandı, yatay band yukarı yönde kırıldı. E, dolar tarafındaki bu resim daha belirgin açıkçası. E, evet. Orada da 2013 14ten bu yana gelen bir sonraki slaytta ana evet, alçalan 8. trendi kırdık. Evet. E, muhtemelen senenin ilk bölümlerinde hani o kar satışı düzeltme diyoruz ya, o hareketle birlikte bu kırılan desteğe doğru bir geri dönüş ve destek yapma Hı -hı. E, çabası olabilir ama sonrasında Hani Büyük bir yükselen ters omuz baş omuz formu dikkatimi çekiyor. Öyle bir şey Hı. oluşturabilir gibi geliyor. Dolayısıyla hani ilk bölümlerde düzeltme realizasyon ne dersek buna açık bir yapı var. Ama sonrasında 2003 geneline baktığımızda önemli fırsat alanlarından birisi bu bankacılık sektörü evet. olacak diye ben düşünüyorum. Evet eee 9. slaytta da sanayi tarafına biraz bakalım. 9. E, slaytta sanayi endeksinin TL bazındaki performansını görüyoruz. Burada son yıllarda hep vurguladığımız yükselişin lokomotifi e, biz sanayideki pozitif seyir e, önemli noktalara yaklaşıyor. Dolayısıyla bu seviyeler itibariyle hani nominal bazda e, pozitif e, seyir devam etmekle birlikte eee kıyaslamalı olarak e, banka ve holdingin gerisinde kalabilir diye düşünüyoruz. Şimdi e, süremizi de aşıyoruz. Biraz daha hızlıca geçelim istersen buraları. 10. E, slaytımızda da sanayinin dolar bazındaki grafiği var. Dolar bazındaki e, sektör performanslarında yeni tarihi zirve yapmayı başardı. Bunu da belirttik. Dolayısıyla genel anlamda e, yine dolar bazında düzeltmelerle birlikte pozitif seyir devam edecektir. Fakat dediğimiz gibi düzeltmelere bu noktada daha açığız artık sanayi sektörü olarak. Şimdi 11. slaytımızı görüyorsunuz ekranda. Burada şimdi Borsa İstanbul'un gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla seyrine bakalım. Özellikle MSCI Türkiye Endeksi %90'a yakın bir getiriyle 2022'de oldukça pozitif ayrıştığını görüyoruz. Şimdi bu o ayrışmanın 2023'te ne şekilde devam edeceğine bakacak olursak ki 2022 yılının neredeyse genelinde hep biz e, global piyasalara kıyasla olumlu ayrışacağız. Bu o ayrışma devam edecek e, yatırım temalarımızdan birisiydi. Şimdi 12. slaytta peki bu hareket 2023'te nasıl devam edecek diye baktığımızda buradaki grafikte de yine 2012-13'lerden gelen bir düşüş trendinin kırıldığını görüyoruz. Bu bize ne ifade ediyor? Son yıllarda, son 10 yıldır yaşanan global piyasalara kıyasla zayıf seyir artık tamamlandı. Bu noktada itibaren 2023'ün bazı bölümlerinde performans olarak geride kalsak bile 2023'ün genelinde bu olumlu ayrışmanın devam ettiği bir yıl olacak diyebiliriz sanırım. Şimdi bu noktada alternatif piyasalara geçelim. 13. da ben sözü sana bırakayım ve burada dolar TL ve 10 yıllık tahvil grafiklerini görüyoruz. Son dönemde Merkez Bankası'nın e, tedbirleri doğrultusunda 10 yıllıklarda önemli bir gerileme var. 2023 için kısaca e, alternatif piyasalar değerlendirmesini senden alabilir miyiz Özgür? Tabii ki e, e, bir miktar daha hani bu yapının devam etme ihtimali düşük geliyor. Seçimden sonra her kim seçilirse seçilsin birazcık daha e, konvansiyonel e, politikalara dönüş ihtimali var diye düşünüyorum. Hı -hı. Ben dolayısıyla bu derece düşük faizlerde Kalma ihtimali daha düşük. Faiz tarafında bir miktar daha yukarı yönelen bir eğilim olur gibi geliyor bana. Bu da hani senenin ilk bölümlerinde belki yukarı bir hareket Hı -hı. yapsa da dolar TL'de ya da döviz tarafında tekrar aşağı yönlü bir hareketi tetikleyebilir. Dolayısıyla hani bugünden yarına değil ama yıl geneline baktığımızda tarihi düşük seviyelere gelen TL faiz tarafında yukarı yönlü bir eğilim ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu paralelde de hani döviz tarafında göreceli bir aşağı çekilme ihtimali yüksek görüyoruz. Ama tabii senin ilk bölümlerinde o tahvildeki liralaşma stratejisi çerçevesinde aşağı eğilim devam edebilir. Bir miktar kurda kademeli yukarı eğilim olur ama genel yapı bence faizler burada biraz daha yukarı yönlü olur senenin ikinci yarısıyla birlikte derim bilmem sen ne dersin? Evet çok haklısın. Aslında bu noktada söylediklerini ben 14. slaytımıza da bağlayacağım Türkiye'deki yatırımcı profiline. Şimdi bu noktada faizlerin yükselecek olması ve enflasyonun Görece e, geçtiğimiz yılki baz etkisinde Aralık'ta bunu gördük. Bu yüksek baz etkisinin azalması nedeniyle bir geri çekilme. Aslına bakarsan 2022'de borsadaki bu talebin nedenlerinden biriydi. Yerli yatırımcılardaki talebinden birisiydi. 2023 yılında e, bu anlamda borsa İstanbul'a önemli bir yabancı e, girişi gördük. Bir 2 milyondan 3.6 milyona yükseldi yerli yatırımcı. Bunun karşılığında da yabancı yatırımcı da son 5 yılda 12 milyar dolarlık bir çıkış gördük ve yabancı payı %70'li seviyelerden %30 seviyelerinin altına geldi. Dolayısıyla 2023 yılında borsa İstanbul performansının ana nedenini yerli yatırımcıların yarattığını gördük çok net bir şekilde. Şimdi bu noktada senin de belirttiğin bir faizlerdeki yükseliş, iki enflasyonda göreceli gerileme, yerli yatırımcı talebinde bir miktar e, iştahında kesilmeye neden olabilir diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan olumlu tarafta yabancı payının e, son yılların Tarihi düşük noktalarında bulunması, yabancı çıkışının son 5 yılda 12 milyar dolara ulaşması ve piyasa yapısında da gördüğümüz e, bu azalma. Aslına bakarsan 2023'te piyasaya yabancı girişi yanın tarafında daha pozitif bir alan bırakıyor diye düşünüyorum. Ve e, 2023'ün önemli konularından birisinde e, bu olmasını bekliyorum ben açıkçası. E, epey açtık süremizi. dolayısıyla tabii konuşacak çok şey var yıllık olunca ama süremiz de sınırlı. Bir sonraki yayınlarda devam edebiliriz buna. yani benim genel aktaracaklarım bunlar. Senin ekleyeceğin ya da toparlayacağın bir şey varsa onları duymak isterim. Çok güzel toparladın Hüseyin'cim. Ben de yatırımcılarımıza mutlu, huzurlu, sağlıklı bir 2023 diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.